Sayın Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Tablosunuz. Milleti kahreden acı gününde gözyaşı dökersen bu vatan senin. Erkan Kandemir Başkanımızı kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Gözümün hemen başında Cuma günü Sayın Genel Başkanımızla bu hafta yapacağımız kongreleri değerlendirirken efendim ben Cumartesi günü Nevşehir Merkez ilçede nasip olursa sonrasında da Pazar günü Zonguldak'ta Ereğli'de olacağım demiştim. Ereğli'me çok selamlarımı iletip özledik geleceğim dedi. Tüm ekip arkadaşlarıma yaptıkları başarılı ve gayretli çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi iletin dedi. Onun için bu teşekkürü iletmek isteyerek sözlerime başladım. Değerli davalı arkadaşlarım, tabii yine sözün başında az önce değerli yol arkadaşım, çok beğendiğimiz, güvendiğimiz Fatih Başkanım hem çok güzel bir konuşma yaptı hem de muhteşem bir tablo koydu ortaya. Kurulduğu günden itibaren görev yapan tüm ilçe başkanlarımızı davet etti ve muhteşem bir birlik beraberlik tablosu koydu ortaya. Bu vesileyle ben Muhammed Bey'e, Ali Kemal Bey'e, Mustafa Bey'e, Adem Bey'e, Erol Bey'e, Mustafa Kumaş'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar burada sadece kendilerini değil, görev yaptıkları dönemdeki sandık yönetim kurulu üyelerinden mahalle başkanlarına, belde başkanlarımızdan belde temsilcilerine, yönetimlerinde görev almış tüm arkadaşlarımızı temsilen çıktılar. İşte bizim muazzam gücümüz bu. AK Parti siyasi hareketi mevkilerin geçiciliğine inanan, dava ahlakıyla kuşanmış, adaleti, vefayı, fedakarlığı, çalışkanlığı ama en çok inanmışlığı işin merkezine koyan, işe bakarken isimlerin önündeki sıfata değil, olduğu yolda istikametine konsantre bir kadro hareketidir. 19 senede hala daha bu millete söyleyecek çok sözü olan, umut olmaya devam eden, sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında mahzun ve itilmiş sistemin dışına her bir yüreğin dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun umudu haline gelmiş ve bunu taşımaya devam ediyor ise işte bu anlayış sebebidir. Değerli abla arkadaşlar, bizler inançla yaparız yaptığımız işi. Onun için Cumhurbaşkanımız iman varsa imkan da vardır diyor. Yol yürürken biz öyle yürünmüş yolların üzerinden ya da bize tarif edilen şuradan gideceksiniz denilen yollardan yürümeyiz. Biz kendi yolumuzu kendimiz açarız. Çünkü biliyoruz ki eğer yürüdüğünüz yollar konforlu ise kaybolmuşsunuz demektir. Biz Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu memlekete, bu millete nasıl hizmet ederiz derdi ve gayesiyle gece gündüz çalışıyoruz. Hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın önümüze, hangi sınanmayla karşılaşırsak karşılaşalım diyoruz ki göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bize tarif edilen yerde durmayacağız. Bize düne kadar hak bildirenlerin o parmaklarını geri iade edeceğiz. Ettik, etmeye devam edeceğiz. 18 senede çok sınanmalarla karşılaştık. Çok hadiseler atlattık. Vallahi hamdolsun her defasında milletimizin teveccühüyle, teşkilatlarımızın gayretli çalışmasıyla o badirelerin içerisinden çıkmayı bildik. Şimdi görüyoruz
ve biliyoruz ki böyle 2023 kolay olmayacak. Türkiye iddiasını artırdıkça, hedeflerini daha yükseğe koydukça sınamalar artacak. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Teşkilatlarımız bugün eve giden muhteşem bir tablo verdiler. Gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Çok heyecanlandığımı, çok özenen bir tabloyu burada gördüğümü yürekten ifade edeyim. Arz edeceğim Sayın Genel Başkanımıza da. Şimdi buradan döndükten sonra nasip olursa yaptığımız komple değerlendirmesini yaparken hem bu coşkuyu, heyecanı hem de şu muazzam birlikteliği muhakkak aktaracağım kendisine. Değerli davul arkadaşlarım, biz şunu biliyoruz. Kötülükleri bitirmek mümkün değildir. Ama iyilikleri arttırabiliriz. Biz bu ülkeye sevdalıyız. Biz bu millete sevdalıyız. Bize oy versin, vermesin. Hangi mezhepten, meşrepten olursa olsun. Bu coğrafyaya bir borcumuz var. Bu millete bir borcumuz var. Gayret göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Ereğli sadece Zonguldak değil, Türkiye'nin gözdesi. Burada biz aşığız bu topraklara. Ben Cumhurbaşkanımız selam gönderirken sesindeki heyecanı gördüm ve hissettim. Size istirhamımız şu. Şimdi inşallah yeni görev alacak arkadaşlarımla beraber şöyle gece gündüzü bir çalışmaya başlamamız lazım. Bakın burada gerçekten de muazzam bir ekip var. Yani ben mecliste çalışan arkadaşlarımız Ahmet Bey çalışkan, dürüst, gayretli. Hamdi Bey teşkilatların içerisinden yetişmiş. Heyecanlı. Polat abi yani bizlerden çok çok daha tecrübeli. Duruşuyla, tarzıyla, kuşatıcılığıyla, pozitif enerjisiyle muazzam bir ekip var. İl başkanımız Zeki Bey tecrübeli, sabırlı, gayretli. Belediye başkanlarımız her biri ayrı ayrı muazzam bir heyecan ve enerji var. Yani merkezde ben Selim Bey'in çok başarılı olacağına inanıyorum. Gayret gösteriyor. Şu çok kısa zamanda çok güzel işlerin altına imza attı. Aynı şekilde diğer belediye başkanlarımız. Burada muazzam bir ekibimiz var. Ve nitelikli arkadaşlarımız yetişiyor. Az önce Fatih Bey dinlerken içimizden o geçti. Burası güzel bir ocak. Bu teşkilat pırıl pırıl tertemiz insanlar yetiştiriyor. Birbirimize yasak olacağız. Birbirimize sahip çıkacağız. Çünkü bizim yapacak çok işimiz var. Bakın bizler şuna inanıyoruz. Diyoruz ki delice cesaretleri olamayanlar, büyük düşler kuramayanlar toplumsal dönüşümleri sağlayamazlar. Dışarıdan bakıldığında onun için çılgın proje diyor, bazılarının aklı almıyor projeleri. Onun için Karadeniz'de doğal gaz bulduk diyoruz her şeye rağmen, birileri dudaklarının ucuyla sevinebiliyorlar sadece. Biz bu millete olan aşkımızla, sevdamızla gece gündüz mücadele edeceğiz. Daha çok çılgın projemiz var. Çünkü bizim cesaretimiz var. Gayret göstereceğiz. Evelallah bu millet içinden yetiştirdiği Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha çok başarılar elde edilecek evelallah. Tabelasını 19 sene önce açmış bir siyaset. Ama ilhamımızı tarihten alıyoruz. Ceddimizin bu dünyaya ne söylediğini görüyoruz ve biliyoruz. Adalet bizim heyecanımız ve aşkımız. Bunu yapmak için
çalışacağız, gayret göstereceğiz. Teşkilatlarımız bugünden itibaren işte bu coşkuyu, bu heyecanı sahaya yansıtması lazım. Eğer biz, milletimiz bize bir ders vermişse kendimizde buluruz kabahat. Ve şapkamızı önümüze koyarız. Neyi eksik anlattık? Nerede yanlış yaptık? Bizim kabahatimiz ne der? Yeniden kurmay heyetimiz kafa kafaya verir ve bir yol haritası çıkartır. Burada muhteşem bir heyecan gördük. Muazzam bir ekip gördük. Allah'ın izniyle şimdi el ele vereceğiz. Gönül gönlüne vereceğiz. Türkiye'yi daha güzel yarınlara taşıyacağız. 2023'e giderken zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor mu? Herhangi bir mesele dönüyor. Erken teşkilatlarımız bunu millete anlatıyor mu? Vatandaşlarımıza aktarıyor mu? Bizim milletimizden başka kimse biz yok. Bizim gözümüzde, gönlümüzde, bizim istikametimizi çizenler burada. Biz millete bakarız. Biz millete bakıyoruz. Bizim istikametimizi millet çizer. Onların gönlünden geçen şeyle coşarız biz. Onların sevindiğine sevinir. Onları hüzünlendiren şeyle hüzünleniriz. Diğer partilere benzemeyiz biz. Dudaklarının ucuyla sevilenlere benzemeyiz biz. AK Parti yaptı diye alkışlayamayanlara benzemeyiz biz. Deriz ki, ya kim olursa olsun, taş üstüne taş koy arkadaş. Taş üstüne taş koy, biz seni alkışlarız. Ama millete ihanet ederseniz karşınızda bize bulursunuz. 19 senedir işte bu heyecanla mücadele ediyor AK Parti. Onun için Tayyip Erdoğan hala sadece bizim milletimizin değil, tüm coğrafyanın umudu. Başımızda çok büyük bir lider var. Bazen şöyle tarihin akışı içerisinde şahit olanlar o akışa, rol alanlar, sorumluluk üstlenenler yaptıkları işin kıymetli olduğunu bilirler ama neye tekabül ettiğini göremeyebilirler. Örneğin Fatih'in askerleri Hazreti Peygamber'in müjdesiyle mazhar olmanın heyecanıyla İstanbul'un fethine koşmuşlardı kuşkusuz. Ama bir şey bilmiyorlardı. İstanbul fetholundu, karanlık bir çağ kapandı, yeni bir çağ açıldı. Onun kumandanlarının isimlerini bilmiyoruz biz. Askerlerini hatırlamıyoruz. Ama hayır da yad ediyoruz. Fatihalar, Yasinler gönderiyoruz. 50 sene sonra, 100 sene sonra bu ekibin makamları, mevkileri, sıfatları değil, isimleri de değil. Hatırlanmayacaklar ama yaptıkları hatırlanacak. Hayırla yad edilecek, Fatihalar, Yasinler okunacak ardından. Biz buna talibiz. Onun için mevkilerin geçiciliğine inanırız. Onun için sıfatların peşine değil, hareketin içine doğarız. Onun peşinde koşarız. Sırat-ı müstakimde kalmanın mücadelesi veririz. Yapacak çok işimiz var. Söyleyecek çok sözümüz var. Allah'ın izniyle büyük kongre sürecimize giderken göreceksiniz ki Türkiye her gün güçlenmeye devam edecek. Ve göreceksiniz 2020 yılında ardı ardına genel başkanımızın müjdeleri gelecek. Göreceksiniz 2021 daha güzel olacak. 2022 daha güzel olacak. Bizim bir hayalimiz var. Bu millete bir borcumuz var. Allah'ın izniyle peşine düşecek. Hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, onu geçecek ve inşallah ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız. Burada vazife bizim teşkilatlarımıza düşüyor. Sizlerden istirhamım,
ayrılığa gayrılığa düşmeden, aramıza kötüyü kötülüğü sokmadan, el ele gönül gönüle bu millete olan borcumuzu birlikte ödeyelim. Burada yaşadığımız şu birlik beraberlik tablosunu Türkiye'nin dört tarafına yayarak inşallah kenetleneceğiz. Genel başkanımızın ardından ülkemizi yeni ufuklara taşıyacağız. Ben bugün bu salonda bu heyecanı gördüm. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sözlerimin sonunda tabii bugüne kadar bu bayrağı taşıyan, ahirete irtihal etmiş tüm teşkilat mensuplarımıza rahmet diliyorum. Hasta olanlar varsa şifalar niyaz ediyorum. Yeni görev olacak tüm arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Bayrağı her bir ilçe başkanımız daha yukarılara taşıdılar. Mesele netice almak değildir bizim harekette. Neticenin ne olacağını bilmeyiz. Gayret göstermektir boynumuzun borcu. Her arkadaşımız bir öncekinden daha fazla gayret göstermiştir. Biz şahidiz Fatih Başkan'ın ve ekibinin çalışmasına. İnanıyorum ki yeni görev alacak ekip arkadaşlarından o gayretle bırakılan yerden bayrağımızı çok daha yukarılara taşıyacaklar. Bu inançla kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.